Size vaziyeti bizzat kendim anlatmak istedim. Çünkü hakkımda yanlış düşünmenizi istemiyorum. Size yaptığım teklifte samimiydim. Bana inanın. O vakit hiçbir şeyden haberim yoktu. O zamanlar ben de dolandırıldığımı bilmiyordum. Ben de en az sizin kadar mağdurum. Esah mıymış yani? Darlaların hepsine banka el koymuş, öyle mi? Esahmış. Şimdi ne olacak peki? Sen onu deyiver bize hanım. Toprak başkasına satılacak. Ama size söz veriyorum. Toprakların yeni sahibi belli olur olmaz onunla konuşacağım. Sizi mağdur etmemek için elimden geleni yapacağım. Size söz veriyorum. Düzeninizin bozulmamasını sağlayacağım. Ekrem, niçin buraya geldik? Şimdi anlayacaksınız. Buyurun. Göğünüzün bulunduğu bu arazi bana ait. Size mi ait? Evet Serap Hanım. Karahasan arazisinin tamamını bankadan satın aldım. Bundan böyle bu arazide çeltik ekilecek. Köyü derhal boşaltmanızı istiyorum. Ben demedim miydi size ağalar? Bu Serap Hanım'a güven olmaz diye. Besbelli biliyordu toprakları kaybedeceğini. Boşuna günahını alıyorsun Yılmaz. O da bizim kadar mağdur oldu sonuçta. Ya bırakın şimdi Serap Hanım'ı da. Biz ne yapacak? Esas onu düşünün. Boşuna dememişler. Gelen giden aratır diye. Ekrem denen herif Serap Hanım'dan da zalim çıktı. Adam dediğini yapar da topraklara çeltik ekilirse köy tamamen su altında kalır. Çoluk, çocuk, herkesler perişan olur. He ya. Ayazma köyünde olanları daha unutmadık. Sıtma, dizanteri belasından herkes telef oldu. Köyü boşaltmazsak bizim de başımıza gelecek o. Bu vakitten sonra nereye gider, ne yaparız? Hiçbir yere gidecek değiliz. Köyümüze, evimize, toprağımıza sahip çıkacağız. Başka türlüsünü aklınızın ucundan bile geçirmeyin ha. İyi güzel diyorsun da Yılmaz kardeş. Herif dediği gibi çeltik ekerse belimize kadar suya gömülürük. Hasan doğru diyor kardeşim. Çoluk çocuk tek mil birden perişan oluruk. Gitmekten başka çaremiz yok. Hiç kimse hiçbir yere gitmeyecek arkadaşlar. Öyle her can isteyen istediği yere çeltik ekemez. Devlet var, kanun var. O köyde ocağı tüten tek hane dahi olsa çeltik ekmesi için izin alınması gerekir. Kemal haklı arkadaşlar. Çeltik komisyonundan ruhsat alması lazım. Biz köyü boşaltmadıkça da alamaz o ruhsatı. Anlaşılan Ekrem denen o herif bu köyün kanunlarını daha bellememiş. Ama yakında beller. Kimse bir yere gitmeyecek ağalar. İçiniz rahat olsun. Peki ya sizin dediğiniz gibi olmazsa? Ya ruhsatı çıkarttırıverirse? O vakit biz de üzerimize düşeni yaparız. Kimseye boyun eğmeyiz Yılmaz. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.